Rasim Öztekin. ...14 Ocak 1959'da... İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olan Öztekin, sahnedeki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'yla profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım atan Öztekin, 1980-1992 arasında Şahları da vurdular, Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum başta olmak üzere Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı. Münir Özkul, Zela Berksoy, Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaştı. Öztekin 1992-1995 yılları arasında sırasıyla Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte müzik komedi, Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve yine Demet Akbağ'la mega show programlarına imza attı. Demet Akbağ ve Ayşen Guruda ile Yeşil Kabare şovlarını bir dönem izleyicinin beğenisine sunan sanatçı, 1994'te Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 2071'de Türkiye adlı müzikali sahne koyup oynadı. Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtis, Zela Berksoy gibi Türk tiyatrosunun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı. İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği Hasan Efendi'nin kavunu Türk tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuğu sağlık soluğuna işaret ederek 21 Eylül 2020'de oyuncu Şevket Çorha teslim etmişti. Tiyatronun yanı sıra birçok sinema ve dizi projelerinde rol alan Öztekin, TRT'ye program, metin yazarlığı ve bir dönem akşam gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı. Kendi web sayfasında çeşitli konularda yazılar kaleme alan usta oyuncu, son olarak Geniş Aile ve 80'ler dizisiyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Rasim Öztekin, önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, daha sonra göz, kalp ve damar cerrahisi hastanesine sevk edilmişti. Rasim Öztekin burada yoğun bakıma alınmıştı. Akşam saatlerinde Öztekin'in vefat haberi geldi. Rasim Öztekin sonsuzluğa uğurlandı. Sonsuz olarak hep içimizde olacaktır. Onu asla unutmayacağız. Asla. Geçen gün genelde tabii ben komedyen olduğum için eskiden yolda yürürken, şimdi komedyenleri genelde şey görürler. Yani işte komedyen bizden, halktan tipler eskiden böyleydi mesela. Naber lan Rasim? falan diye öyleydi. Şimdi Allah'tan komiser oynamaya başladım. Herkes görünce merhaba abi demeye başladı.